Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir misafirimiz Mehmet Zeki Avcı bizimle. Biraz trafikten konuşacağız. Çünkü artık çok heyecanlı olmaya başladık trafikten. Devamlı kulağımız arkadaşlarımızda, gazetelerde, televizyonlarda kaza haberi duyar duymaz kim öldü, ne oldu? Girne'de oturamaz hale geldik ambulans seslerinden. Bir aşağıya bir yukarıya, onu da aslında birazdan soracağım. Çünkü haddinden fazla ambulans sesleri. Acaba diyorum önce bir Akçiçek Hastanesi'ne mi gelirler, ondan sonra Lefkoşa Hastanesi'ne nakil mi olurlar? Yani bir akşamda 15-20 tane şey olamaz. Yani 50 tane arabanın birbirine girmesi lazım. Neyse bunları Mehmet Bey'le konuşalım. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek konularımıza, sohbetimize başlayalım. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Hakikaten artık çok heyecanlanıyoruz. Ne oluyor bilmiyorum bizim ülkede ama böyle bir artış var. Bir kazalar artışı var. Ne zaman açsak, yani gazeteyi ne zaman açsam, biri devrildi, takla attı, süratten vurdu, gırdı. Böyle bir durum var. Ne oluyor bize? Olacağı belliydi aslında. Hatta bana birkaç defa sen ileriyi mi görüyorsun dediler. Veya mütercidik mi yapan diye eleştirenler de çıktı. Yok dedi ki bakıyoruz görüyoruz. Yani evet. Bunu da görünen köy kılavuz istemez. Yeah. Trafiğimiz gitgide daha berbat olacak. Bunu açıkça söyleyeyim. Daha da öngörüyorum diyorsunuz. Daha da öngörüyorum yani. Çünkü önleme baktığınızda önlem yok önümüzde. Yani şimdi herhangi bir yetkili desin ki biz bu önlemleri bu dönem aldık. Öyle bir şey yok. Yok. Yani hemen alkolü, hemen hiç yok değil mi? Alkolü sürüşü durdurun dedik. Gıbırdayan yok. Yasayı değiştirin dedik yok. Arabaya el, arabada el koyun dedik. O da yok. Ehliyet verme sistemi değiştirin dedik. Yok. Sigorta sistemini daha ciddileştirin dedik. O yok. Sağlık kontrolü yapın. Belli yaşlardan sonra belli hastalıkları kaldırın dedik. O da yok. Yollarımızı tamir edin dedik. Zaten para yok dediler ama para da toplamazlar işin. Çarpık tarafı o, trafik cezalarından gelen para, bunu harcanabilirdi, onu da yapmıyorlar. Tabii. Dolayısıyla... Şimdi ben bileyim, yani size para vereyim deseniz acaba gene mi yok diyecekler? Yok, ona bayılırlar. Ona bayılırlar. Yani biliyorsun Türkiye Büyükelçiliği gidiyorlar, paramız yok, para ver dediler ama ben mahcup oluyorum. Çünkü kendi elinde toplaması gereken, suçlulardan toplaması gereken parayı toplamayarak suçluların önüne bir barikat koymuyorlar. Yani... Onu bile Türkiye'ye ödettiriyorlar. Onu bile, tabii. Mahcubiyetimiz ne kadar çok fazladır değil mi? Yani bunu nedense bilmeyen böyle grup insanlar vardır dışarıda böyle. İşte Türkiye'de da yani karışır da bilmem ne. Yahu yani affedin donumuza kadar Türkiye ödüyor, kazamıza kadar Türkiye ödüyor, binalarımıza kadar Türkiye ödüyor. Yani bizde hiç mi utanma yoktur? Ben bilemiyorum artık. Yoktur diyeceğim ama ayıp olacak. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bütün ana yollarımızı Türkiye Cumhuriyeti yaptı. Çift şerit yolları Türkiye yaptı. Biz bakımını yapmadık. Bir de o var tabii. Yani biz bakım yapmıyoruz. Biz yapıyor yolu, anahtarı veri teslim ediyor, bırakıyor. İkincisi çevre yolları, işte Lefkoşa çevre yolu var. Lefke yolu çevre yolu var. Yani Karpaz olan çevre yolunu doğrudan Türkiye Cumhuriyeti yaptı hepsini. İstimlak sorunu olanları biz istimlakı çözmedik. Çünkü dedi halledin onu ama döndü dedi parayı ayırdım dedi çözüm dedi. Artık öyle demek zorunda kaldı. Baktı ki bu taraftan bir şey yok. Yani biliyorsun çevre yolunda işte Gönyeli içinden geçen yollar var. İstimlak sorunları, ara emirler alındı. Paralar ödenmedi. Yani bizim devletin ödemesi gerekirdi o parayı. Ödemedi. Ödemeyince şirket bırakıp gitti. Yani bu da bir gerçek. Ben 10 yıldan beri çevre olmadı. Hala daha mevcut Lefkoşa'nın işte... Çevreden gelen yol Alaköy'e bağlanması gerekir. Tabii. Nerede? Daha olmadı. Nerede? İşte o olaylardan yani biz onu yaptırmamak için elimize geleni yaptık. Hatta Hamitköy'e bağlanan kısımları bile daha tamamlanmadı. Daha tamamlanmadık. Evet. Yani, Berete'nin üstünden çıkan kısım var o da tamamlanmadı. O da yok. O da tamamlanmadı. Yani açık söyleyeyim bu ülkede para yok kelimesini kabul etmiyorum. Parayı nereye harcadığın önemlidir. Aynen. Bir yerde para var. Parayı yani trafik kazalarında trafik bir sanayi gibidir. Para toplar. Seri seferden başladım. Araç muayeneden geçtim. Sigortalar tabii ki sigorta fonuna gidiyor orada. Bu arada tabii ki tamirden gelen KDV'ler
Yani yedek parçadan gelen kademeler, akaryakıttan gelen gelirler, hep bunlar tabii, trafikten tabii, gelenler, geliyor. Trafik cezalarından gelenler var. Bakın, trafik kameraları bir ara darphane gibi para basardı. Sonra hakikaten sürücüler de kendilerini toparladılar. Ödeyelim ödeme canları yandığı için düzeltti ama azalttılar. Geçen yıldan çıkması gereken, kamera cezanın dağıtılması gereken şirketleri için ilgili ihale çıkılmadı. Ve açık söyleyeyim, üzülerek söylüyorum. Dolayısıyla bir yıla yakın bir süredir kameradan toplanması gereken para toplanmadı. Bunun da 80 milyon lira civarı bir şey olduğunu duydum. Evet. Bir ihaleye çıkılmaması kasıtlı olarak engel mi çıkarılıyor diye aklıma geliyor artık. Ve oy toplamakla alakalı bir şeydir bunlar. Yani bizim yaptığımız her şeyde siyasette kimse gücenmesin, kimse acımasın, bize oy vermemezlik etmesine dayalıdır. Yani bu bahsettiğiniz kanunlar var ya, işte arabasına el koy diyorsun. Yani adam 250 promil alkolüne gider vurur birini öldürür. Tamam. Arabasına el koy diyorsunuz mesela. Tamam, onu diyorum ki caydırsın. Hayır diyor sana. Hayır diyor. Hayır diyor. Çünkü vatandaş üzülecek, oy da vermeyecek. İşte diyecek, bu hükümet aldı benden, bir daha oyumu vermem sana der. Ama öteki de bir kişi masum insan ölür bu arada. Tabii. Ölüm. Ama o kaderine kalan küçer. Sağlar hükümete bizimdir. Kalan sağlar bizimdir formülü var maalesef. Tabii, tabii. Radikal trafikte bütün dünya radikal önlemle önler. Yani radikal önlem demek de bilerek işlenen suçun gözünün yaşına bakmak. Bir zaman suç için hatırlarım New York Calione mi neydi adamın ismi? Sıfır tolerans dedi ve tabii, New York'u temizlemişti. Öyledir. Suç unsurundan. Artık şey yoktu, uyuşturucu yoktu, suç yoktu, kapkaççı yoktu falan. Çünkü sıfır tolerans. Tamam. Adın içerideydi. Direkt hapishanedeydi falan. Ya şunu da söyleyeyim. Söyleyeyim açıkça. Girne'de bir yargıç karşısına gelenleri hapse yollamaya başladı. Ve o gün konuştuğum gençler, biz artık yine de alkol almıyoruz dediler. Neden? Filan yargıç var orada dediler. Bitti. Yani söylemeye çalışıyorum. Üst kademeden gelen olaylar, yani bu söylediğim açıkçadır. Evet, işte basında söylüyorum bunu. Ama ondan sonra hükümet diyecek ya yeter göndermeyin hapse çünkü koyacak yer yok. Tamam ama zaten o başka üzücü. Uyuşturucudan yakalanıyor. Bakın uyuşturucudan yakalanmayı ben affedemem. Yani çünkü o bir başkasına zehirliyor. Aynen. Bu yani bizim çocuğumuz demiyorum çünkü bu millet bizim çocuğumuzdur. Çok doğru. Anlatabildim mi? Bu ülkeye gelen yabancı da bizim çocuğumuzdur artık. Anne babası bu ülkeye çocuğunu okumaya yolladıysa bize güvendiği için yolladı. Anamız babam bizi Türkiye'ye yolladığında zamanında aman ha teröre karışma otur evinde tabii, dedi ama tabii, okula git dedi. Onun benzeri. Şimdi dolayısıyla biz çocuğumuzu İngiltere'ye yolladığımızda da İngiltere'ye teslim ediyoruz. Oradaki devlete teslim ediyoruz. Doğru, buraya doğru teslim ediyor çocuklarını yabancılar, işte Afrika'nın bilmem ne ülkeleri. Peki ondan sonra uyuşturucuyu nereden alıyor bu çocuklar? Türkiye'den gelenler uyuşturucu nerede bulaşıyor? Yani söylemeye çalıştığım hepimizi zehirliyorlar. Teminatla serbest. Nere serbest? Nere serbest? İçiyor, içiriyor. Aynen. Aynı şeye devam edecek. Devam edecek çünkü alıştı artık. Ha işte muayene olacaklar. Yoktur öyle şey. Ehliyetine de el koymak zorundasın. Çünkü uyuşturucu alan araba kullanıyor. Tabii. Yani bu kadar yani, net. Siz yakaladığınız ertesi gün durdu mu uyuşması? Öyle mi zannediyorsunuz? Evet. Öyle bir şey yoktur yok. Öyle bir şey. Bağımlıdır. Adı bağımlı. Ne demek? Bağlandı demektir. Evet. Şimdi ama uyuşturucu yakalandı. Biz onu teminatla serbest bıraktık. İşte bu kadar para verdi. Adam şimdi daha çok satacak ki teminatı ödesin birine. O da var işin içinde. Şimdi uyuşturucu tartışıyoruz burada ama yani önlemin nerede? Bir şey daha söyleyeyim. Bir tek polis genel müdürlüğü uğraşıyor engellemeye. Diğer kurumlar nerede? Değil okullar mi? Nerede? Üniversiteler nerede? Devlet daireleri nerede? Başka caydırı dedin mi ehliyeti de alırım senden? Dedin mi caydırıcı olsun? Örnek veriyorum. Tabii. Dedin mi bunu iş yerine bildiriyorum haberin olsun işten de olabilirsin dedin mi? Şimdi açık söyleyeyim. Çocuğum bir yerde çalışıyor. Bir baktın artık 4 tane arkadaş uyuşturucu almış. Çocuğumu çekmek zorundayım orada. Tabii. Şeyde belki söylemişimdir bunu ama yurt dışında alkollü yakalanmanız, ceza almanız o iş yerine sizi sorgusuz sualsiz işten çıkarma sebebidir. Tazminat tamam alamazsınız. Kimse de mahkeme, hukukçu, mahkemeye yok, de veremezsiniz. Çünkü artık güvenilir bir şahıs değilsiniz. Siz alkol alıp araba sürdüğünüze göre ve kaza yaptığınıza tamam göre demek ki benim işimde de senin alkollü bir gün gelip işini yapabilin, beni zarara uğratabilin. Ben seninle çalışmak istemiyorum. Ve hiçbir hukuk tazminat ödemeye seni mecbur edemez.
Bunu bilen yurt dışındaki o çalışanlar sayarlar içkilerini, her saatte bir tane tamam. yarım ölçek içki içebilirim. Bu alkol promilinde durabilirim falan gibi. Radikal önlem dediğimiz tabii, budur. Tabii. Burada maalesef işin ilginç tarafı şu. Alkol alan aldı, sarhoş araba sürdü, kaza yaptı. Tamam, masumcuktur. Tabii. Verdiler 3-5 yani, bin lira para cezası. Para cezası verdi. Sorun olay değil. Bitti. Şimdi alkol alıp bir kural dışı iş yaptı demektir. Tabii. Dolayısıyla artık güvenilir olmaktan çıkarılır dünyanın her yerinde. Bizde zavallı ne oldu biraz içtiyse. Zavallı ne oldu biraz süratli gittiyse. İşte yani dolayısıyla... Peki klaplarımızdan da bahsetmek istiyorum. Mesela klaplara gittiğiniz zaman işte artık ayakta durmak için sizden 3-5 bin lira alırlar. Konserlerden falan bahsediyorum. Locadır işte 15 bin lira falan localar. Depending şeyine bağlı. Yani bir çok mu meşhur, tamam. az mı meşhur falan. Yani bu fiyatlar astronomik rakamlar. Hemen şişe geliyor masanıza bu parayı ödediğiniz zaman. Ve ilk şişe geliyor. Ondan sonra da yani içmek zorundasınız oralara girmek evet, için. Tabii. Size içki satıyor. Mesela yine yurt dışından bahsedeceğim. Niye? Çünkü özeniyoruz hep yurt dışına. Yurt dışındaki hayatı, konforu istiyoruz ama kuralları dışarıda kalsın diyoruz. Sadece aynen, eğlencesi aynen gelsin. Ve kuralları der ki mekanı da sorumlu tutuyor. Adam barda içip de Amerika'da veyahut da İngiltere'de çıkıp da yürüdüğü zaman ve başına bir şey gelir. O barmene gidip hesap sorulur. Sen böyle bu kadar içemedin. Nasıl müsaade ettin? Doğru. Bu adam bu kadar içsin. Doğru. Durdurmalıydın. Ve barmenin hakkı vardır. Reddetsin sana içki. Satmama hakkı vardır. Evet, satmama hakkı vardır. Ve bunu istersen ne bileyim ben en önemli, en meşhur şahıs ol. O adam sana vermese o adam işinden olmaz. Seni sürdüreceğim tehditleri Yok. Yemez. Yani aynen, orada bodyguardlar seni alır götürür dışarıya kibarca. Vurup öldürmez seni tokadı. Alır seni kibarca dışarıya götürür, teşekkür ederim der, seni gönderir, yatıştırır. Evine kadar yollar, taksiye koyar seni, öder de taksiyi ve yollatır seni, müessese öder yapar bunu. Çünkü biliyor başka bir şey olursa çok daha fazla sorun olacak başına. Aynen. Bizim bunların yani ası yok. Şimdi, A'dan Z'ye diyeceğim de daha biz ası yok bu işlerin. Bak, içki satma ruhsatı veren bir devlet var. İçki satma ruhsatı bizde nasıl anlaşılır? Gelecek ilgili makam bakacak. Ha tamam sen içki satabilin. Bu kadar para ver sana izin verdim. Veya tipini beğenmedim. İşte mahalle arası sana içki vermem. Şimdi zihniyet Tabii. bu. İçki satma ruhsatı demek onu satmaya ehil olman demektir. Normalde ruhsat Aynen. odur. Aynen. Araba ruhsatı. Araba sürme ehliyet bunu ehilsin sen demektir. İçki satmak da içki bir ilaçtır. Yani biraz evvel söylerken alkolün ne yapacağı belli olmaz. Alkol sevinçli insanı sevindirir, üzülen insanı üzer. Evet. İntihar bile ettirir. Evet. Sevinçliyse naralar atar, bağırır, çağırır. Dolayısıyla bir çeşit ilaç gibi evet, kabul. Böyle katlayarak. Alkolize drug diye tabela var şeyde. Amerika'da evet, var. Tabii. Şimdi bu bir. Dolayısıyla siz burada bir maddeyi satışına izin verirken satanı da eğitmek durumundasınız. Şimdi bir masa geldi. Hı. 4 kişi içiyor. Birinci şişeyi götürdün. Bir dakika. Bir şişe demek, 1/4 şişe içecek her biri demek. Yeah. Araba mı sürecek? Araba da dışarıda duruyor. Kusura bakmayın sürücünüz kimse ben sana bu şeyi veremem diyebilmezsen ceza alacaksa. O zaman gider ilgili makam ki kaymakamlıktır daha çok. Tabii. Pardon senden 4 tane alkolü çıktı geçen defa. Biri de kaza yaptı. Senin alkol izni ben iptal edeceğim. Veya 2 ay kaldıracağım haberin olsun demesi lazım ki iç ciddiye binsin. O maalesef yok. Bir kampanya başladı. Biz 10-15 sene oldu. Şimdi düşündüm bir an. Şimdi bu da oy. Şimdi Restorancılar Birliği diyecek ne oldu ya? İçki satamayacak falan filan. Edecekler tabii. Tabii. Ondan ama oy kaybettirir işte ben bunlar. Ben size söyleyeyim mi? İlk yasa çıktığında içme oranı, alkol içme %80 promildi. Yasa öyle çıktı. Biz kampanya açtık. 50 promile düşsün. Tabii. Çünkü Türkiye'de de 50'ydi. Dünyanın birçok yerinde 50'ydi. Bizde 80 promil başlattılar. Yasa ilk geçirildi. 50 promil düşsün. İlk karşı çıkan restorancılar açıldı. Tabii. Turist gelmeyecek dediler. Dedim Antalya'daki turist sayısını bilmezseniz söyleyin. Ben o zaman Antalya'da turist 50 promil içiyor. Bizde 80 Aynen. içecekler. Sonra Aynen. ikna ettik. Yasa değişti ama yasa değişmene kadar da akla karayı seçtim. Mecliste engel çıktı. Milletvekillerin bir üst düzey milletvekilleri karşı. Ben içip de sürmeyecek miyim? Dedi. Hayır dedim. O zaman geçmeyiz yasa dediler. Bunları anlatırım bu size. Bu kadar bahsettiğim isimleri yani, de söylerim size sonra. Yani tabii. yaptılar sonra devreye başkalarını soktuk. Sigara geçti. Yasağı ben de yani isimlerinden ben de söyleyebilirim.
geçmez bu yasa dediler. Şu içeride içemeyecek falan. Uzun süre direttiler, geçirtmediler. Tamam. Çünkü kendileri içiyordu. Yani olay bu. Evet. Dolayısıyla alkol bir başka kampanya başladı. Biz onun 20 sene oldu. Amerika'da bir kola evet. şirketi içkili yerlerde bant verdi. Kola reklamı var. O bantı takana bedava kola. Masadakiler içki, ona da bedava kola. Biz bunu geldik burada, yapmaya çalıştık. Bir kola firması anlaştık ama restoranlar sıcak bakmadı. Tabii. Ama bir kola firması burada, ben bu işi yaparım, bedava kola ona verilsin, kabul ediyorum. İçki içenler de içkisini içsin diye kabul ettirdik. Restoranlar çünkü burada emsal teşkil edecekti. Olur mu? Tabii. Bir içi eksik etsin. Acı gerçek var. Lokantada içip çıkan ölümlü kazalar var. Değil mi? Yani genç çocukların öldüğü kazalar var. Gece grubundan çıkıp ölümlü kazalar var bu ülkede. Tabii. Ama hiç yer yufası değil. İşte bu kadar promil alkol yakaladı. Gece saat 3'te nerede içti? Onu da yaz. Filan yerden çıktı de. Tabii hiç yazılmıyor. Ben dün dereye yuvarlanan bir kaza var. Evet. 1.30'da. Şimdi Deniz Sokak bir tane otelin deniz kenarında yeri vardır. Oraya giden yolda Deniz Sokak'tır. Dere de var yanında. Şimdi orasını tahmin ediyorum ben ama emin değilim. Tabii başka yerde olabilir. Tamam ama. Ama şimdi, bana sanki orası geliyor. İlk aklınıza yani, gelen içki içilen yer. İçki içilen yerdir. Çünkü orada bir tane eller havaya bir şey. Saatin 1.30'unda oldu zaten. Tamam. Yani eminim orasıdır. Başka bir yer yoktur. Demek bu alkolle. Bir de daralır giden gelenle az yer var. Süratli olunca. Direkt dereye düşmek şey çünkü bordür olay. Taşlarına çarpınca uçuyorsun aşağıya. Evet uçuyorsun aşağı ve öyle bir kaza. Orayı tahmin ediyorum ben. Bir başka olay yine basında çıkan işte tabii bunu veren mutfaktır. Yani büyük polis genel müdürlüğü veriyor herhalde tabii. O şekilde. Bu kadar promil alkolü dikkatsiz sürüşle işte kaza yaptı. Dikkatsiz sürüşten kaza yapmadı. Alkollü olduğu için kaza yaptı. Yeah. Şimdi alkollü demek zaten dikkat yok demek. Hmm. Konsantre olamaz demek. Algılaması yok demek. Geç algılar, geç refleks verir demek. Sen bu için bir tek dikkatsizi sokma. Masumcuk yapma. Aynen, dikkatsiz aynen. değil. Alkollü olduğu için kaza yaptı de. Nedir aracın kontrolünü kaybediyor. O başka ayıp. Direksiyon hakemini kaybetti. Vah zavallıcı kaybetti. Evet. Sürmeyi bilmiyor. Sürmeyi bilmiyor demektir. Evet. Hakim olamıyor. Ya da bir eli telefonda. Yani mesela dün olan bir şey. Ansın önüme bir araba fırladı. Şimdi park ettiği yerden dönecek ve geri tarafa gidecek böyle. Bir elinde telefon, tek eliyle gidiyor, vites takıyor, geri geliyor. Yeteri kadar yer yok bir daha. Şimdi karşı araba bekliyor, ben bekliyorum. Ve bu terbiyesiz kadın da bir elinde telefon değil 3 point yani 3 defa da dönsün orasını. 21 pointinden gitti geldi. Ama telefona devam ediyor ve sonuçta böyle ikimiz de böyle karşı şeyle sürücüyle baktık böyle yaptık devam ettik ayağımıza. Şimdi ne diyeceksin zaten bir şey desek bakalım ne duyacaktık ya da nasıl bir hakaret duyacaktık. Ben şunu da söyleyeyim eskiden tabii biliyorsunuz Kıbrıs'ta bir sürücü hata yaptığı zaman karşı sürücü nedir yaptığın gibidir. O da elini kaldırır yani pardon. Tamam evet. Yani biz de yaparız bazen ama pardon derim fark etmedim falan. Şu anda onu kimseye tavsiye etmem. Çünkü karşıda arabadan silah mı çıkacak, sopa mı çıkacak, yumruk mu çıkacak belli değil. Aynen. Açık aynen, söyleyeyim bunu. Aynen. Çünkü bu yaşta dayak da polis zaten yakalıyor ben. Biliyorsunuz polis arabanın içinde uyuşturucu buldu. Kanında da mutlaka vardır herhalde. Ben buna laf atarsam dur dedim de uyuşturucu alalım ne yapacağı belli değil. Şimdi tabii. Artık güvensizlik ortamı ve tehlike ortamı değişik modüllerde karşımıza çıkıyor şu anda. Uyuşturucu evlerde içilirdi, şu anda sokakta içiliyor. Tabii. Uyuşturucu işte belli mekanlar daha çok pazarlarda. Şu anda her yerde pazarlarda. Eskiden zaten içen insanları da bilirdik. İçen insanlar da bilirdik. O da bitti şimdi. O da bitti hiç şimdi. Belli değil. 72 memleketten insan var bu ülkede. Kimin ne aldığı belli değil. Nasıl bir karşılık vereceğinden emin değilsiniz. Zaten işimiz değil birini ihtar etmek falan ama bir yanlış bir şeyde nedir yaptığın doğal olarak söylersiniz böyle. Dayak da yersiniz. Yani en azından. Yani hiç belli öyle değil. Bir durum. Tehlikeli. Veyahut da bu yaşta yaka paça sokaklarda düşünebilir misiniz? Yani bir Mehmet Avcı'dan yaka paça dışarıda kavga etmesini. Yani, dayak yiyeceğiz. Çünkü dayak atmayı da bilmeyiz. Dayaktan bile yani rezil o olursunuz. Şey, o durumda şey. Olmaktan. Olmak bize göre değil. Bize göre değil. Bize göre yani, değil böyle. Olmaması gerekir. Ve yani hoş değil. Ama şu anda yollar güvenli mi diye sorsanız ne trafikte güvenlidir ne de güvenlik olarak güvenlidir. Şimdi onu da açabilirim. Tabii. Otostop yapmak güvenli mi artık?
Onu da tartışabiliriz. Değil. Peki yani bunu siz yıllar önce söylediniz. Yani saat kaçtan? 6'dan sonra. Yani yok. Talebeler, şunlar bunlar, otostop. Hepsi sokakta. Sokakta. Şimdi bu insanlar... Ve öğrenci ülkesiyiz de diyoruz. Öyle diyoruz. Deme bari. Ve bunu ne üniversiteler, ne gelmiş geçmiş devletler, hükümetler daha hala daha bir çare bulamıyorlar. Ve atıl bir sürü otobüslerimiz var orada. O da var. Gündüz izin veriyorsan gece de işte 3 seferde gece yapacaksın. 2 seferde gece yapacaksın. De bari. Peki yani şimdi oy kaybı nerededir burada? Çünkü oyla alakalıdır bu gene. Rentable değil diye düşünüyorlar ama 80 bin öğrencinin olduğu bir ülkede. Nasıl rentable? Hepsini olmaz? Arabaya sevk ediyorsun. Nasıl rentable? Girne'le Lefkoş arasında ben gece saat 10'da bile otostop görüyorum. Yani var, tabii. Yoktur değil. Ama bunu dernekler veyahut da kurumlar, ne bileyim ben 10 tane arabası olan bu müesseseler, yani rentable olmasa bile zaten sen gündüz, saat başı koy oraya. Gündüz, yani bu işi yapıyorsan tam yapacaksın. Şimdi doktorum, ben gece çalışmam. Sen çalışamazsın zaten. Çalıştır, yani müşteri gelmez, hasta gelmez. Tabii. Çünkü gece aradığı zaman telefona çık. En iyi doktor gece telefona bakan doktor. Bakmayan tabii. Değil. Şimdi örnek olabilir. O zaman sen evet. Gündüz seferi için izin alıyorsan gece de bakacaksın. Gece de gideceksin. En az bir tane artık duruma göre. Evet ve bu da lisans göre, verdiğinizde bunlara diyeceksiniz. Bu şartı koyacaksın. Koyacaksın. Yani o da yok. De, evet o da yok. Dolayısıyla. Çünkü zaten rentable değil diyorlar da doğru değil. Yani ben bilsem saat başı otobüs var. Ben çıkar o saat başı otobüsü 9'da 10'da 11'de çıkıp otobüsü alır gelirim. Öyle olacak. Öyle tabii, olacak. Yani yoktur içeride. Yoktur çünkü kimse bilmiyordur bunu. Otostopla yapmaya çalışıyorlar. Ne beklerler? Yani 500 kişi biriksin olmazsa mı rentable olsun? Önce koyarsın, sistemi kurarsın, sonra müşteri gelir. Tabii. Sonra tabii, yolcu gelecek. Tabii. Bizde ters. Rahat bir ortam. Nasıl olsa bir şey daha söyleyeyim mi? İzin alanların çoğu eskiden delegeydi. Şimdi o evet. Sistem kalktı ama eskiden delege olmayan otobüsü teyzi verilmezdi. Hala da sistem çark öyledir tabii. Yani. Dolayısıyla onlara dokunmak kolay değil. Onu mu söyleyeyim şimdi? Evet. Bütün bunlar eksiklik. Yani devlet ciddiyetiyle bunlara eğilmediği sürece bu çarpık yapılaşma vatandaşı vuruyor ama. Bunları yapmayanlar evinde kahveyi içerken yolda bir kişi daha hayatını kaybediyor. Şimdi bu da bir gerçek. En son bir basın duyurusu atmıştım ben. Bütün alkol satan gece içki yani bardakla alkol servisi yapana bir tane alkolometre takılsın. Şahane fikir. Onu da almaz mecburiyeti geçsin. Nasıl evet. Ki ben bir iş yeri açarken yangın söndürme tüpü almak zorundasın diyor. Evet. Doğru. Bir de alkol mesela denir. Alkol isteğimi istersin. Bir de alkolometre koyacaksın oraya. İsteyen deneyecek, ödebilecek arabaya. Evet. Veya şüphelendi mi sen satıcı olarak bir arkadaş gel üfle polis seni yakalarsa arabana da el koyacak diye korkudan bilesin hiç olmazsa. Adama dersen bu para cezasıdır öderim diyecek. Evet. Öyle diyorlar. Adama mesela ille de içki satılacaksa adam işte 45 promildir. En azından diyebilir ben sana son içkini verebilirim der bitti. Mesela. Bitti tamam. Kendisine. Ama işte öyle olmuyor. Yani kimse bilmiyorum bu bizim yaratılışımızda mı? Hiçbir efor, kanun, kurallı dinlemeden bir hayat tarzı istiyoruz kendimize. Ve en iyisinden istiyoruz. O zengin ülkelerin yaşadıkları cinsten. Geç vakitlere kadar klablarımız olsun, restoranlarımız olsun, en iyi servisler olsun. Ama öderken bunun vergisini de vermek istemeyiz. Yani kadevesiz olsun. Yaz bir kağıtçığa bana orada. Bir kağıtçık getirme. Evet, bir kağıtçık 5000 lira öderim. Kadeve yok bunun içerisinde falan. Ya nerede bunun şeyi? Ona %10 tane koyacağım üstüne. Hemen masada biri der, boş ver ya falan daha fazla ödemeyelim der. Vergisiz bir hayat var restoranlarda. Bu vergisizlik zaten canımızı yakıyor bizim. Çünkü hukukçu, kusura bakmayın, doktorlar, kuaförler, zaten hangi benzinci şimdiye kadar, gerçi onları Lidya'dan bulurlar onları da. Ya kimse vergi vermiyor bu ülkede. Tamam. Ve en ufak şeyde de hükümet KDV'yi indirsin aşağıya, hükümet işte gümrüğü de indirsin aşağıya. Teşvik yani her de şeyde versin. Teşvik de versin. Hükümet yani hiç para yapmasın ama yolları da onarsın, ışıkları da yapsın. Yani bu da orantısızdır hükümetlerden beklenen. Hükümetin deklenen. Verdiği her teşvik bizlerin vergisindendir. Bunu insanlar anlamıyor nedense. Şimdi ya da anlamamızdan geliyor. 16 yaşında Amerika'ya burslu gittiğimde bir cümle duydum. I'm a tax giver. Baktım Amerika'da ikide bir gece gündüz lambalar yanardı. Gündüz lambalar yanardı. Baktım tepki koyuyorlar. Ben daha 16 yaşında alışkın değilim. Tabii. Tepkisizliğe alışmışsınız. Size ne oldu dedim ben. Yani sen hani lambalar yanıyor. Ama tax giver dedi.
Gittim sözlük karıştırdım, ne demek dedi taksi ver. Açtık baktık okuduk. Vergiyi veren benim diyor adam. Tabii benim, o işin ücreti benim. Evet. Bizde o yok. Bizde vergi veren benim. Hükümet istediği gibi bu para harcayamaz kelimesi yok. O hükümetin parasıdır. İstediği gibi harcar. İstediği yere verir. Ama benim de zaten vergim verim. Onun için çok konuşmayayım. Şimdi o mu yaklaşım? Devlet ciddiyetiyle artık bunlara bakılması gerekir diye düşünüyorum. Fakat niye bu ciddiyet yok? Çünkü ben sizin yani yırtındığınızı görüyorum senelerdir. Vallahi açık söylüyorsunuz. Söylediklerinizi de işte kale almıyorlar. Yani arabasını al şu bu. Çünkü memleketi idare edenler yukarıdaki siyasiler mi, alttaki paydaşlar mı? Yani orada bir sorun var bu ülkede. Paydaşlar şimdi her alkol satan yerde bir alkometre bulunsun. Bunun zararı var mı? Yok. Faydası var mı? Mutlaka. Bir kişi dahi olsa yola çıkmayacak, ölmeyecek. Şimdi ona baktığında ne gerek var? Şimdi para mı harcasın? Ne yapsın? Para kazanmak için para harcayacak gibi olacak. Yani bu bir kuralıdır. Yangın söndürmesi mecbur ediyorsun da. Onda para harcamıyor mu? Evet. Örnek veriyorum bunu. Arabalar el konsun dedik. Şimdi başladı işte özel halka, özel mülke müdahale. Nasıl? Bu suç aletidir. Emare olarak arabaya el koyuyorsun. Ava gitmişler geçen gün gazetede okuyorum. Arabaya da emare olarak el koydular. Demek ki orası başka devlet mi? Aynen. Orası başka devlet mi? Yani şimdi söylemeye çalıştım. Bir de başka bir önerim de, başka bir sorum daha var. Ben bu önerileri yaptım. Beğenmedin. Olmaz dedin. Önerin nedir? O yok. Evet. Devletin önerisi olmak zorundadır. Devlet önerecek. Biz evet veya hayır desek de yapabilir. Öneri yok. İşaret yok. Ölüm var mı? Var. Takır takır insanlar ölüyor. İşte sadece bu yıl alkolden 7 kişi öldü. Masum insanlar da ölüyor. Yani bu da bir gerçek. Alkolden. Toplam trafik kazalarının istatistikleri nedir? 40'ta mıyız da? 33 ölümdeyiz şu anda. Geçen yıl 24 ölümdü. Daha yılımız bitmedi. Daha yılımız var. 40'a dayanırız bu gidişlerle. Yani Allah göstermesin ama evet, yani başka şansı yok. Çünkü Eylül ayında yine bir patlama var. Öğrenciler giden, şu anda sakin gibi görünmesi. Öğrenciler gitti. Tatildedirler. Onlar geri gelecek. Çalışanlar izin aldı gitti memleketine. Yani, tabii biraz boşaldı yani. Biraz boşaldı. Doğru. Memurlar veya işçiler izindedir, evinde oturuyor, arabayla fazla dolaşmıyor. Onlar var. Dolayısıyla bu sakinlik geçici bir sakinliktir. Bu patlama devam eder. En büyük tehlike şimdi bu yarın belki de basında çıkarım. Kamyon ve tırlar. Ne oluyor bir orada? Bir başka tehlike. Yollardaki davranışları tehlike boyutlarını aşmaya başladı. Bir, sürat. Son sürat gidiyorlar. İkincisi araba geçiyorlar. Çok rahat araba geçiyorlar. Yani çok süratliler yani, görüyorum. Ben dağ yolunu kullanan biriyim ben. Hem sabah her akşam. Tamam. Gidiş gelişim o taraftandır. Eminim hem giderken hem gelirken böyle. Hem giderken hem gelirken Allah'ım beni koru diyor musunuz? Tabii. Tamam. Tabii. Yani bu nerede? En kötüsü kamyonlar. Kamyonların yarattığı dolu kamyonlar bir kere problem, çünkü çok yavaşlıyorlar ya, arkada sabırsız insanlar birikiyor ve ansızın bir tane taksi böyle fırlıyor geçsin 20 tane arabayı, 15 tane arabayı böyle ve siz artık burun buruna, bir de ısrarla girmiyor ara yerlere, bırakmıyorlar böyle. Kaç kere burun buruna durdu karşılıklı, sorry mori falan diyor tabii oradan, işte kenara çekiyorum, bankete düşüyorum. Bir keresinde resmen ben daldım pankete kurtulmak için. Eşime bile anlatmıyorum, artık duyuyordur. Eşime bile anlatmıyordum bunları. Çünkü diyor ki öbür taraftan git. O yoldan gitme der bana devamlı. Şimdi bu tür konvoylarda önden çözülmedir kural. Bunu kim öğretti? Bunu şoför okulları öğretti mi? Takip edildi mi? Kontrol edildi mi? Bunun bir ayrı cezası var mı? Yok. Önden çözü. Birinci araba geçer, sonra ikinci geçer. Yok, bizde işte 20. araba geçmeye kalkar. Şaha kalkmış at gibi koşarak gitmeye kalkar. Evet. Hem size hem karşıdan gelene tehlike. Çünkü karşıdan çarpışsın ama yanındaki de gidecek. Tabii onun farkında değil. Ama bazı insan işte biraz yani orada yani 30-40 inan o dağ yolunu gelmeye razıdır bazısı. Geçmeye yeltenmez. Güveni, canı güvenli. Tabii. Bu sefer arkadaki işte böyle bu geçme dağ yolu oluyor. İçin önerimiz vardı. İşte bu son meydana gelen kazalarda dedi ki dağ yolunda hiçbir kamyon sağ şeride geçmesin. Araba geçmesin yani. Asıl yolu tiki tiki gitsinler. O da yok.
Yok, dolacak gelecek, öyle bir sürat yarışı var. Tamam ama yani beton mikseridir. Bir şey daha söyleyeyim. Ciklos. Ciklos'tan gidip ve gelme için kamyonlara, dolu kamyonlara yasaktır. Hmm. Yasaktır. Bütün gün dolu. Ya tehlikelidir, yasakladın. Ya tehlikesizdir, açtın. Ama yasaktır şu anda. Karayolları Dairesi'nin eminamesiyle Ciklos. Herkes duysun. Karayolları Dairesi'nin eminamesinin 5 tondan daha ağır vasıtadan o yolda gidip gelmesi yasaktır. Yani herhangi bir kamyon dolu gidemez. Dolu gidemez. Gelemez evet. Daha. Eskiden evet. Sadece gelmeydi, gitmeydi. Şimdi gelmez serbestti. O da kaldırıldı. Ondan sonra bu mahkeme kararı çıkacaktı. Bir mühendisler odası mahkemeye başvurdu. Bu arada hemen karayolları kuralı koydu ki mahkeme devam etmesin. Benim bildiğim şu anda emirname var ama kamyonlar da var. Ve gece de var. Ve gece de var. Yani bakın, bir kaza olduğu zaman da vah zavallı kamyon sürücüsü suçluydu, sürmemesi gerekirdi ama ölen öldü, ceza yiyecek. Peki o cezayı sadece o mu yemesi lazım? Kuralı uygulamayanlar nerede? Değil mi? Yasayı görmemezden gelenler nerede? Evinde kahve içiyor. Bakın bunlar beni, adaletimi sallar. Aynen. Yani aynen, adalet aynen. Bu değil. Bir de geçen defa o şey vardı, belki de halk biraz yanlış bilgilendirildi. Turist diyor, kamyon sürdü ve kaza yaptı, o en son kaza. Şimdi orada bir yanıltıcı ifade vardı orada. Çünkü doğru, turist geldi diye. Herkes, gelen turist işte iş buldu kendisine. Altına hemen verdiler. Halbuki siz anlatın, sizden duysunlar. Neydi şimdi, aslı onun? Yıllardan beri, yani başından beri, 74'ten beri belki de, yurt dışından gelen bütün kamyon sürücüleri o kamyonu getirip işte boşaltacak veya mal alıp giderken turist olarak giriyor altındaki arabayla. Evet. Yani prosedür bu, yoksa büyük bir değişik bir şey olay değildi o. Niye aynen, turist araba sürüyor? Turist olarak, turist vizesi verilir. Turist olarak gelir, arabasını, yükünü indirir. Tekrar boş arabayı veya başka yük alır ve gider. Bu sistem böyle. Evet. Ama yani her yerde bu böyle. Şimdi bunu eleştirirken her yerde bu böyle. Çünkü siz de işte Türkiye'ye giderken de turist olarak giriyorsunuz. Oradan Bulgaristan'a geçiyorsun, turist gibi geçiyorsun, Almanya'ya geçiyorsun, İngiltere'ye gidiyorsun. Tabii, sistem bu. Tabii. Siz orada çalışan bir insan değilsin, çalışma izni yok. Evet. Yani orada turist vizesinden gelmesi işte o kümle çıkınca hoş olmadı. Ama hep öyle oldu bugüne kadar. Sorun nedir orada? Bir insanın, ehliyetli bir insanın bir başka ülkede bir günde gittiği zaman eğitim alması gerekmiyor. Şimdi Boğaz'dan geçerken kılavuz kaptan mecburiyeti var galiba gemilere. Tabii. Burada da kılavuz şoför mü vereceğiz? Tabii. İkinci sorum, burada vereceğimiz şoförün standardı nedir? Şimdi onu tartışalım. Yani kamyonlar tehlikede derken onu da açayım. Bir, kamyonlar, tırların, işte beton mikserlerin araç muayene aletleri KKTC'de yok. Gözle muayene ediliyorlar. Şimdi gözle muayene ederim, daha doğru karar veririm derse birisi beri gelsin. Yok. Değil mi? Yok. Teknik muayenesi yok ve bunlar kamyondur. Bunlar toplu katliam yapar. 7 kişi, 10 kişi bir anda öldürebilir. Yani ve çarptığı zaman yani zaten sağ kurtulamazsın. Bir mayın gibidir bunlar. Kime tabii, çarpacağı belli değil. Şimdi araba kalitesi sıfır. Sıfır. Çünkü muayene yok. Yani muayene var ama yok. Tabii, öyle diyeyim. Tabii. Peki sürücü kalitesini, standartını tartışalım. Biz hala daha hiç yasayı değiştirmedik. Ne Türkiye'ye uyar, ne dünyaya uyar, ne Avrupa Birliği'ne uyar. Hmm. 2032 kilo, öyle hatırlarım, bir ağırlıkta araba sürerek, van sürerek veya işte bir araç sürerek ertesi gün benzin tankeri sürüyorsun. The next day. Allah Allah. Yani anlatabildim mi? Bambaşka bir şey. Yani, doğrudur. Çünkü ben de ruhsat aldım. Bunların en üstündeki otobüs ruhsatıdır. Yani otobüs sürme ruhsatı alırsanız kamyonda sürersiniz. Kamyonda sürersiniz. Ne bileyim ben bilmiyorum başka, ama bir sürü bir şeyler sürebilirsiniz. Şimdi, tamam, otobüs başkadır, tanker başkadır. Bir o, bir de ders aldığınız, yani eğitim gördüğünüz şey 20 kişilik küçücük, en eskilerinden stopları tutmayan bir, yani iş ola bir ders alırsınız. Baktı gördü elin doygundur falan filan, ona göre bir hüküm verirler. Yani o zaman getir bana 80 kişilik otobüs, büyük modern bir tane, 80 havalıdır bilmem nesidir, full donanımlı.
Bunlar da beni alıştır o otobüse. O zaman benim de bir fikrim olur. Double clutch nedir? Nasıl geri vites alınır? İşte beni imtihana geçir. Ben nasıl park ederim? Nasıl dönerim? Çünkü o arabalardan pratik yapmak lazım. Öyle ezbere dönemeyin etrafa. Ha, şimdi tamam. Böyle bir şeyden geçip de ruhsat almadığınız için dediğiniz gibi küçük bir hemen hemen bir minibüse benzeyen bir arabayla ruhsat alırsınız. Dönüp ertesi gün aynen bir bomba mahiyetindeki bir beton mikserini, bir beton taşıyan, yüklük taş taşıyan arabayı sürersiniz. Siz orada 3 tane arabayı ezerek ancak durursunuz. Ancak. Şimdi burada ben o zaman sürücü standartım benim dünya üzerinde var mı? Da birine ders vereyim. Bunların hep tüzükleri hazırdır. Yapılmadı. Örneğin profesyonel sürücünün 5 yılda 5 gün bunlar var tüzükte. Ben de yazılırken oradaydım. Evet. Biz de komitedeydik. 5 yılda 5 gün ekstra eğitime gitmesi gerekebilir. Ve tüzük ayrıca Avrupa bir tüzüğüdür bu. Ya 5 gün hep birliğinde yapar veya yılda bir gün bile gelebilir ki işini aksatmasın. Ama 5 yılda 5 gün gitmek zorundadır. Bizde yok. Aldımın evet. O ehliyeti 60 yaşına da sağlık kontrolüne bile gitmen. Evet. 60'tan sonra başlayan biliyorsunuz 55 yaşında insanın kalp krizinden ölüyor bu ülke. Tabii. Yani söylemeye çalıştığım sürücü standardı düşük. Araba standardı düşük. Yol standardım zaten yok. Ben orada güvenli miyim şimdi? Arkamdan önümden kamyon gelirken ben emniyette miyim? Onu tabii, soruyorum. Tabii, bir de süratli gidiyorsa zaten hapı yuttuk. Yani bir sürat da var. Dün bir video gönderildi bana. Maos yolundan gelen iki tane tır sağ şeritte yarış yapıyor. Sağ şeritte. İki saat sağ şeritte gidiyor. Soldaki arabalar geçiyor. Solda geçti araba 100 kilometre. Dağ yolundan gidiyorum. Ciklos'tan gidiyorum. Ben her gün üniversiteye giderken sabahleyin 8:30'da gidiyorum. 5:30'da falan dönüyorum. Limandan çıkan tırlar zaten ağır yüklü. Arka arka 2 tane, 3 tane. Wing wing wing. Onları geçmek için uğraşanlar. Bu birinci olay. İkinci olay bunlar boşu sahapı yuttuk zaten. Son sürat geliyorlar. Özellikle Ciklos'tan inişte boşu sahapı yuttuk yine. Ağırsa da çok yavaş geliyor. 20 kilometre, 30 kilometreye gidiyor. Arkada gelen pat diye anında onu buluyor. Yani ve o yollar ağır kamyonlara yasaktır. Evet yine de sürme cesareti dinliyor. Buluyorsa demek ki 100 buluyor bir yerden. Tabii. El koyuyor musun arabaya? Bu arabayı bundan sonra devam ettiremezsin diyor musun? Yoksa para cezası kesip de yola devam ediyorsa zaten dağ yolundan gelmenin zaten benzin parası ödüyor orada. Aynen. Ve şeyler yani ben otel ismi vermeyeyim ama otellerin bu Mercedes sürücüleri var böyle fiyakalı arabalarla. Tabii. Onların bir de acelesi var. Yani uçak iner, ilk müşteriyi alır, son sürat geri gelir, bir müşteri daha sığdırsın. En azından 2 trip yapsın böyle. Biri düşün Girne'nin uzağında veyahut fark etmez yani çünkü o dağ yolu var daha gidip gelecekleri. O kadar tehlikeli sürüşler yapıyorlar ki anlatamam. Yani bunu kime anlatırsınız, kime söylersiniz ama görevleri o. Yani çabuk git, çabuk gel, çabuk al. Şimdi ciddi bir denetleme ve ciddi denetleme var da yani etkin bir denetleme, korkudan bir denetleme, korkudan bir ceza. Şimdi açık söyleyeyim, alkollü sürücü 250 promil arabayı işte çarptı. Polis veyahut da polis gitti baktı 250 promil sürücü tutuklandı. O kelime bence misafir edildi diyense daha doğru. Çünkü tutuklandı diye duyduğunuzda zangede tuttuğunuz hapse attığınız akla geliyor. Ben çünkü bunu tartışırken vatandaş tutukladılar ya dedi. Yok dedim misafir ettiler. Ne yapıyorlar? Polisin yetkisi mi bu yani? Polis eleştirmiyor mu? Yanlış anlam olmasın. Tabii. Onun yapabileceği o gece bu adam sarhoştur, güvenli bir insan değil. Alıp içeriye götürüyor. Sabahleyin ayılıyor tabii ki. Evet. Başka birisi geliyor. Tamam cezam budur. Tak ödüyor da. Çünkü para var herkeste. 3 ay ehliyetini aldım. O da tamam. Başkası gelip arabayı sürerek evine götürüyor. Tabii eve gidince o arabayı tekrar kullanıyorlar. O da birden bir gerçek. Birden bir gerçek. Para vermekten korkmuyorlar. Tutuklandı, tutuklanmadı. Tutukla, ertesi gün mahkemeye çıkart. Ertesi gün çıkart. Yargıç desin ki tamam arkadaş sen 250 promil araba kullandın. Sen bu işi bilmiyorsun. Ben seni bir hafta hapse yolladım. Veya arabana da el koydum. Veya seni ehliyet almaktan da men ettim. Tekrar şoför okuluna git desin. Yani bir sürü olaylar var. Bunlar yapılmıyor. Zavallı vatandaş. Ölenler, yaralananlar, psikoloji bunalıma girenler, ailenin perişan olması. Düşünün siz çarpıyor araba, yoğun bakıma yatıyor karşı taraf, masum insanlar. Bütün aile ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Bu hiç şaka değil.
Tabii. Yani ben hekimlik de yaptığım için yoğun bakımdan kapısından çıkıyorsunuz. Hastanın doktoru değilim ama beni tanıyanlar hemen işte Ahmet içeride nedir durumu? Ve o gözleri görmek istemezsiniz. Ya. Çünkü ağzınızdan çıkan kelime tabii. Onları kahredebiliyor veya mutlu edebiliyor. Yani peki o alkolü sürücü nerede? Ehliyetini aldılar, iyi ki aldılar. Kusura bakmasınlar, artık yasalar değişmesi lazım. Bu yasalar yapılırken evet. Ben de içindeydim. Ama o zaman oydu. Şu anda konjonktür değişti. Tabii. Kalite tabii. Değişti. Yani İnsan modeli değişti. Adım atmaları lazım ama atmıyorlar. Toplantı yok. Evet. Yani iki defa Cumhurbaşkanı toplandık 6 ay içinde. Bir defa da başbakanlıkla toplandık. Başka yok. Sonuç da çok yok ama yanında söyleyeyim. Tabii 3 defa da en azından bir tanesini kabul etselerdi önerilerinizin en azından başlamış olurdu. Başlamış olurdu. Tartışılırdı, açılırdı. Hukukçular aynen. Görüşünü verirdi. Komisyonlar toplanırdı. Trafik ve Ulaşım Yönetmeni Komisyonu var. O toplattırılmıyor. Onlar çok iş yapmıştı zamanında. Tabii. Ve acayip yani telefonu kullanıyorsun. Telefonunu al elinden. Arabayla sürat yapıyorsun, al, çok alkollüsün, al. Şimdi 50 promilde 55'inden 60'ından tamam kırma öyle. Zaten yani. 60'tan aşağı vermiyorlar, 60'tan yukarı aşağıdakine ceza vermiyorlar. Tabii o %10'luk şeyleri var yani galiba. Var, o tolerans var yani. Var. Bazısı bana geliyor işte 52 promilde ben ceza yazayım. Götür kağıdı göreyim derim. Yok. Evet yani 82 çıkıyor. Yani anlatabildim mi? Yok. Tabii. Yani polis o konuda hassastır ama. Tabii. Şimdi siz 50 promil hakkın var. 250 promil sen şişeyi bitirdin demektir. Sen aynen. Devletten korkman. Öldürmeden korkman. Ölmekten korkman. Sen kahraman mısın? Tabii. Hiçbir alakası yani yok. Yani biz sizi ödüllendirmemiz mi gerekir yoksa seni yok etmemiz mi gerekir? Yoldan yok etmemiz lazım ki yol güvenli olsun. Bu da yok. Tabii ama yoldan değil yok etmek. En son baktığımda ayda 500 araba giriyordu trafiğe. Şimdi yine arttı o trafiğe girmeler. Şimdi ayda 6.000 arabanın senede böyle girmesi demek her yıl geçtiğimiz yıllarda bu arabalar nereye gider, hangi yolda gider, hangi trafikte? Çünkü değişen bir yol miktarımız yok. Yok. Hep aynı. Yollar yapılır ama bitmeyen yollardır onlar. Sonuç doğurmuyor. Yani biz rahatlamıyoruz. Devamlı bir sıkışıklığın içerisine giriyoruz. Bu da stresi getiriyor, ölümleri artırıyor bence. Hani ölümler diyoruz. Herkes pandemide yediğimiz aşılardır. Yok değil. Dünya öyle bir şey kabul etmedi. Ha. Yani biz hani, karar verdik ama dünya da öyle bir literatür daha tam olarak çıkmış değil. Çünkü veriye bakarlar. Evet, öyle. Doğru zamanda hazırlanmadı. Belki daha uzun süre isterdi. Fakat uzun süre niye uzun süre alır? Çünkü veriler çok azdır. Burada anında bu aşı başladı ve milyonlarca veri almaya başladık. Aynen. Onun için kervan yolda düzülür derler ya biraz da yolda düzdüler bu işi. Ama sonuçta en azından bu pandemi işi bitti. Yani anlatmak istediğim orada insanlar bir yerden başlıyorlar ve ucunu getiriyorlar. Alacakları bir ya da iki arabadır zaten. Bir öyle ve değil. İki araba alındığını duyduklarında ip gibi kesilecek. Onu söyledik. Yani zannetmeyin 10 binden araba toplayacaksınız. 50 arabadan sonra 51. gelmeyecek. Aynen. Bu kadar aynen. Basit. Kiralık arabaysa kiralık arabayı kilitle parasını kredi kartından kes ödesin bakayım nereye gider. Çünkü kiralık araba olduğu zaman yabancı araba biraz evvel dediğiniz işte taşıyan oteller arabalar. Tabii. Araba kendinin değilse sürücü disiplini bozuluyor. Maalesef. Doğrudur. Yani araba son model araba altında rüyasında göremeyeceği araba. Onunla evet. ağır müşteri getirecek. Disiplini de kısıtlı. Hızlı evet. Gideyim, hızlı geleyim. Bu araba güzel araba. Bu araba gider der ama bu arabanın durmadığının farkında değil. Evet. Arabalar benzin basınca gider, frene basınca durmuyor. Daha gider. Evet. Onun farkında evet. Değiller. Evet. O gitmez esasında olan oluyor zaten. Tabii. Ama herkes yani şeyden üzülüyorum. Yani taksiciler VIP'leri sevmez. VIP'ler işte korsan taksicileri sevmez. Oteldeki filoyu kimse sevmez. Yani herkes birbirinin işine de göz dikmiş vaziyette böyle. Her biri sürat yapıyor. Aslında her biri suçlu o süratten, telefon kullanmadan. Daha iyisini bekliyorsunuz bir taksi şoföründen. Ama tam aksine kötü süren, şimdi hızlı sürüp de evet bir hakimiyeti var arabada görebiliyorum. Ama kilometresini kesiyor çünkü. Fakat ne oluyor? Çok tehlikeli sürüyor. Sen 150 kilometrede, 140'da gittiğinde istediğin kadar hakim ol o arabaya.
bir andır. Olamaz. Konsantrenin kayboluşu bir andır. Telefonda hele bizim yollarda bir şey değiştirmeye kalk. Arabada bir şey ara, başka şerittesin. Dört şeritli yolda gitmiyorsun ki, virajlı olan yolda, çukurlu olan yolda gidiyorsun. Aynen. Karşıdan herhangi bir yerde araba çıkabilir, yaya çıkabilir. Yani tamamen tehlike potansiyeli olan bir yer. Bir gün binin arabaya, işte dağ yolundan gelirken kaç tane tehlike geçirdiğinizi söyledim. Sayın, en az 10'dur. Muhakkak, işte onları ben saymıyorum. Yani ölümcül tehlike, kalbimi hoplatacak bir şey değilse ben onu tehlike saymam. Ben saydım, vazgeçtim ondan sonra saymaktan. Çünkü bir araba atılıyor ansızdan, birisi yavaş, bir bakıyoruz bir kamyon gelip benim bagajıma kadar dayanıyor. Baksam evet. Adamın gözlerinin rengini göreceğim. Ne işin var bagajımın dibinde? Fren bastın zaten üstünden geçeceksin. Bu işi bilmiyor demektir. Yani evet. Ben tanka bindim ve basarım. O zaman sen akıllı değilsin. Tabii. Ya sen da bu baskıyı verecek değilsin. Daha hızlı geçer. Öyledir. Yani söylemeye çalıştığım, sen tabii. Ciddi bir arabayla gidiyorsun ve bu ölümcül bir arabadır. Ve sen bunu korumakla mükellefsin etrafı. Hem kendini hem başkasını. Sen korkudarak araba sürme lüksün yok. Bu tabii kültür meselesi, eğitim tabii, meselesi. Tabii. Onun devlet otoritesinin korkmamasının sebebidir. Yani şeyden oradan... Hür ve bağımsız olduğumuz tek yerdir araba. Ne eşiniz, ne patronumuz, siz kimse karışamaz. Kimse karışamaz. Orada kralsınız o dümenin arkasında. Basarsınız maalesef. Gidersiniz, basarsınız durursunuz. Yani kralsınız orada. Onun için istediğinizde daha, daha cesursanız dışarıdan, daha değilseniz içinizden söver sayarsınız da. Mırıldanırsınız o sövmeleri. Yani bir kralsınız o şeylerden. Bir bakıyoruz araba son model. En pahalı araba. Evet. İçinde de genç birisi hava atarak benzini basıyor. Arkadaşlar acemisin. Baba parası, sevgili parası, koca evet. Parası vesaire, eş parası. Kabul ettim ama arabanın da şeyini, saygınlığını kaybetme. Kendine olan saygınlığı kaybetme. Hava atarak da puan toplamıyorsun. Zaten küfür alıyorsun. Türkçesi bu. Kamyonlar için onu da söyleyeyim. Bu ülkede kamyonlara neden takometre konuşulmuyor? Yani takometre, öyle bir şey yok. Yani. Takometre, taksilere taksimetre taktık. Buna takometre kazanıyorum. Kaç kilometre süratte gittiğini görelim. Örneğin 80'de en çok gitmeli lazım. 100 gösteriyorsa polis tabii. Bir gün dur bakalım görelim takometreni diyebilir. Sürücünün kaç saat sürdüğünü görelim. Bir trafik kazası var. Akşam karıştırdım interneti. Mahkemede 16 saat kamyon sürmüş. Ve ölümlü kaza. Yani bunu bu olduysa da bu yasal düzenlemesi yoksa yasal düzenlemeyi getireceksin. Ertesi gün getireceksin. Aynen. Yani 16 saat kamyon sürmek ne demek? Yok ve mahkeme kararında çıktı bu. Ama 3 kişi de öldü. Yani söylemeye çalıştığım trafikte olaylar hızlı gelişir. Olduğu anda önlemini alacaksın. İşte alkol bağıra bağıra geldi. Uyuşturucu çağıra çağıra geldi. Hala daha önlem alınmıyor. Uyuşturucu kullanma hür irademize bırakıldı. Açık söyleyeyim. Yani evet. Teşvik ediliyor ağır kelime kullanmak istemem ama yani uyuşturucu kullanma olsa, sanki de normalmiş gibi. Uyuşturucu kullananın daha ağırlatılması lazım vesaire. Hepsini alın hapse atın demedik ama. Bari yaptırım koy. Ehliyetini al. Onu al. Yani söylemeye çalışın bir şeyler koy. Evet çok iyi anlıyorum. Evet biz bunu çözemeyeceğiz ama en azından konuşuruz belki duyan gider bir şeyler çözer bu konuda. Kamuoyu oluşursa evet. Yukarıdakiler fazla kaçamaz açık söyleyeyim. Evet. Ama bizde maalesef bir olay olunca tepkiler büyüyor. Yasa neden eksikleniyor? Ondan sonra her şey unutuluyor. Ama yetkili makamın asli görevi bu memlekette güvenliği sağlamaktır. Çok da güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum vaktinize. Çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Kıbrıs TV'ye teşekkür ederim aynı şekilde. Yani bunu böyle arada bir yapmamız lazım. Ben her sabah üzerime alıyorum mesela. Başlamadan önce gazetelere lütfen izmaritlerinizi pencereden atmayınız. Doğru. Yangın olacak. Çünkü bu sıcaklarda o kadar bekliyoruz ki yani her an için tetikte herkes. Yani öyledir. Bir yangın çıkmasın aman Allah'ım. Yani bir efor yapsınlar ya içeride tutsunlar o izmaritleri ama işte olmuyor. Yani İlle dışarıya böyle. Yangın helikopteri istedik geldi. Ama yangını başlatacaklar için bir önlem aldık mı? Hayır. Bugüne kadar yangını başlatan kişilerin ben mahkemede sonuçlandığını da görmedim. Akşam konuşuyorduk birileriyle. Tabii. Filan yerde yangın çıktı dedik. İşte birisi de mal oldu yani ispatlandı şahide. Ne oldu o dava dedim. Yok. Kusura bakmasın kimse. Tabii unutulur gider aynen.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Mehmet Avcı ile bu konuları konuştuk. Bir de şeyi unutmayın, canlı yayında biraz sonra Süleyman Ergüçlü'nün ona yapabileceğimiz en son saygımızı yapacağız. Kıbrıs Gazetesi'ne gelecek, oradan canlı yayından vereceğiz. Vefa borcumuzu ödeyeceğiz ona. Ondan sonra yanılmıyorsam Gazeteciler Birliği'ne gidecek. Orada da bir saygı duruşu olacak. Ondan sonra öğle namazından sonra da defnedilecek. Ama biraz sonra canlı yayında Süleyman abimizin ona gösterdiğimiz son saygıyı izleyebileceksiniz. Peki, size iyi bir gün diliyorum. Hoşça kalın.